Almanlar basmış burayı. Evet, şimdi Almanya'dan gelen bu çiftin aracına bineceğiz. Zadar'a doğru devam edeceğiz. Onlar da Split'e gidiyorlar. Bugünkü Zadar videosundan önce tabii ki Sein, Rijeka ve Zagreb videolarını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdaki etiketten videolara ulaşabilirsiniz. Sizlere Zadar'a varmadan önce Sein ve Zadar arasındaki Dalmatça kıyılarını göstermek istedim. 2,5 saatlik toplamda 160 kilometre gittiğimiz bu yolda 1000'in üzerinde ada karşımıza çıkıyor. Yolda motorcu gruplara, tünellere ve çok güzel manzaralara şahit olduk. Umarım keyif alırsınız. Zadar ve Sein kasabaların arasındaki Karlovac bölgesine çok yakın bir konumda bir mola verdik. Adriyatik kıyısında çok tatlı köy, kasabalar var. Sol tarafınız orman, dağlar, sağ tarafınızda Dalmatça adaları. Türkiye'de bu manzaraları görebileceğiniz tek bölge Antalya Kaş bölgesidir. Dalmatça kıyılarının varlığından dolayı birbirine benzerlik gösterir. Tabii ki Dalmatça kıyılarına göre bizim Kaş kıyılarımız çok daha küçük bir bölgeyi kapsamaktadır. İki buçuk saatlik bir yolun ardından Zadar'ın gişelerine geldik. Zadar 2 gişeleri. Buradan Zadar'ın merkezine geçeceğiz. Biraz yorucu bir yoldu ama efsane bir yoldu. Gerçekten Dalmatça kıyısında sahile sıfır gitmek her zaman elimize geçecek bir fırsat değil. Şimdi Zadar'a inşallah bir araba bulup gitmeye çalışacağız. Zadar'ın 14 kilometre çıkışındayız. Zadar'a doğru gidiyoruz. Şu an kaç tane kaç kişiyiz? 9 tane erkek var. Grupmuş bunlar. Bizi bir aldılar şimdi. Zadar'ın merkezine doğru gidiyoruz. Alman bir grupmuş. Sein guys! Elemanlardan biri çok işte herhalde ki inip kustu. Acayip bir şey ya. Nereye düştük öyle ya? Neyse Zadar'dayız. Önemli olan bu. Zadar'ın merkezinde genel olarak gezeceğimiz tek bir yer var. O da tarihi yarımadası. Tam merkezinde deniz kenarında surlarla çevrili yarımada. Oraya gideceğiz. Oranın mimarilerine bakacağız. Ondan sonra gün batmadan da Şibeni'ye doğru devam edeceğiz. Tarihi yarımadaya doğru. Çok az bir mesafe kaldı. Turistik bir şehir olmasına rağmen sakin ve sessiz gözüküyor. Hırvatistan'ın geneli sakin sessiz ama burası seyahat için önemli noktalarından biri olduğu için daha böyle bir hareketli beklerdim. You are very cute. You are so cute. Ugyan ve Pasman adaları manzarasıyla şu anda Zadar'ın sahil şeridine gelmiş bulunmaktayız.
Birazcık Akyaka'yı andırıyor sanki. Muğla'nın Akyaka ilçesi, sakin şehri. Orada da aynı böyle bir park alanı ve hemen yanında da Gökova Körfezi bulunuyordu. Şehrin her noktasından karşıdaki Uglya ve Posman adasını görmek mümkün. Karşıdaki yerleşimler de zaten ne kadar hareketli ve kullanılan bir ada olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda bu surlar 16. yüzyılda Venedikliler tarafından yapılmış. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi Türklere karşı yapılmış. Türk saldırılarına karşı korunmak için bu yarım adanın hepsi surlarla çevrildi. Aynı zamanda 1400'lerde burada Macar kralı Venediklilere satmış zadarı. O zamandan bu yana da İtalyanlar burada yoğunlaşmış. Çevrede çok fazla İtalyan restoran var. Şu an bulunduğumuz ve yarımadaya gireceğimiz noktada Kara Kapısı'nın bulunduğu yer. Üzerinde Venedik'in kanatlı aslanının heykeli bulunuyor. Kara Kapı denilen bölge burası. Şehrin kara bölümünden giriş buradan sağlanıyor. Dışarıdan içeriye girildiğinde artık farklı bir tarih, farklı bir hava, farklı bir görüntü var. Burası Zadar'ın en ünlü meydanı. Şehrin içine girdiğinizde sıkıcı bir tatil beldesi olarak görüyorsunuz Zadar'ın kendisini. Ama daha sonra şehrin tarihi yarımadasına girince bambaşka bir ortam karşınıza çıkıyor. Burası Saint Donat Kilisesi, yani Aziz Donat Kilisesi diye geçiyor. Dalmatça kıyılarındaki korunmuş, en iyi şekilde korunmuş Bizans Kilisesi. Hemen yanında da bir saat kulesi var. Bu kule daha sonradan eklenmiş. Arsen abimizle burada Zadar'ın içerisinde tarihi yarımadada buluştuk. Kendisi bize selam verdi. Selamlar hepiniz. Abi nereden tanıdın bizi? Neye yani, göre merhaba dedin? Türkçe konuşmamızdan Türkçe mı duydun? Yani. Ha, değil mi? O yüzden denedim size merhaba Market dedim yani. Abim Zagreb'te doğmuş da buraya işte yazın. Turistlerin bol olduğu bölgeye geliyorlar böyle. Abi ben de böyle bir şey satmayı düşünüyorum ya yolda evet. Böyle. Ama daha tabii küçücük kardeşim, bir şey. Hemen gel kardeşim. Hemen işe başlayabilir miyim yarın gelsen? Tabii ya. Hemen başlayabilirsin. Bu akşamdan başlayabilirsin. Bu akşam. Ben direkt çadırı buraya atayım artık. Başlayalım direkt burada. Direkt çadırı burada. Tahta kalite malzemeleri al buraya gel. Tamam mı? Tamam abicim teşekkür ederiz. Hiç problem değil ya. 10 sene oldu. 10 sene oldu. Ama bundan daha iyi iş yok kardeşim. Böyle tellerden iş yapıyorsun. Ha, kardeşim yapıyorsun. Burada para kazanıyorum ben. Daha önce dükkanım vardı, büyük dükkanım vardı, tezgahlarım vardı. Hepsini kapattım. Ne kardeşim vergi vereceğim, yani kira vereceğim onu bunu. Değil mi? Sonunda ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor yani. En iyisini yapıyorsun abi. En iyisi bu ya. Burada sezonda yani 600-700 euroya dayanıyorum yani. 600-700 euro gündüz yapıyorum. Sezonluğa? Sezonluk yani. Günde. Günde 600-700 euro. Euro, evet. Maşallah. If you have the normal ones, then it's gonna rust it. These ones not. Özellikle Hırvatistan'da gördüğümüz o kadar çok kilise vardı ki bu kiliselerin yarısından fazlası
ücretli olduğu için maalesef tüm kiliselerin ve manastırların içine giremedik. Benedikta Manastırı'na girmek istiyorduk ama kapalı olduğunu ve girilse bile uzun kıyafetler giyilmesi gerektiğinden dolayı maalesef giremedik, şortlu olduğumuz için. Yine de dışından bile manastırı görmek keyif vericiydi. Evet, o kadar gezdik ettik Zadar'da, içi de aynı bu şekilde, yani başka bir şey yok. Sokaklarıyla beraber St. Simon Manastırı, St. Donat Manastırı, manastır dolu. Buranın bir özelliğini söylemiştim size, şu anda Hırvatistan'da Dalmatça kıyılarında korunmuş en önemli kilise. Öyle bir özelliği var. Hemen karşısında da artık böyle denizin kenarında bir sahil yolumuz var. Bir de yürüyelim, şöyle orklara doğru gidelim. Birazdan ork göreceğiz. Bakalım ork neymiş? Evet. 35 tane borudan oluşan 70 metre uzunluğundaki orklar. Hemen böyle 7'şer metre arayla, 6'şer metre arayla yapılmış. Şimdi bir seslerini duyalım, bakalım ne tür sesler çıkıyor orkların içinden. Birçok delik var. Ardı ardına sıralanmış ama şöyle 5-6 metrede bir ses çıkıyor. Sanırım borların hepsinden ses gelmiyor. Değişik sesler çıkıyor. Hoşuma gitti yani. Bu da Solar Circle'mış. Yani Solar Daire, diğer adıyla Güneş'e selammış. Hani burada normalde bir şeyler çıkıyordu. Renkler falan böyle ama şu an renkler çıkmıyor en azından. Hiç çıkmıyor renk. Ama Solar nerede? Ha, burada Solar. Solar Circle'da Zadar videosunu bitiriyoruz. Zadar küçük bir yer. Gelip görmesi gereken bir yer. Yarımada'nın içerisi güzel. Yarımada'nın içerisi çok güzel. Yani ayrı bir tarihi var. Dışarısı gibi değil. Burayı yani kesinlikle görmelisiniz. O onu hak ediyor yani. Bir bakılmayı, görülmeyi hak ediyor. Adalar manzarası çok güzel. Genel olarak günün yorgunluğu burada atılabilir. Şimdi de Şibenik'e doğru devam edeceğiz. Bu videoyu burada nokta alıyoruz. Şibenik'te görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın.